öyle ben Müslümanım demekle meseleyi kurtaramazsın yani. Şu ortalıkta dönen dolaplara bak. Evet. İslam adına neler yapılıyor, ne alavereler, ne dümenler döndürülüyor. Aman ya Rabbi. İşte bunun için gönlümüzü çok iyi kazıyalım arkadaşlar. Zikirde sabit kadem olalım. Devamlılık arz edelim zikre. Bu gönül havuzunu temizleyelim. Gafleti oradan boşaltalım. Masivayı oradan boşaltalım. Bunu kendimiz yapamayız. Ekip işi bu. Ekip işi. Mesela ciddi bir rahatsızlığın olsa, ameliyata kaç tane icabında doktor giriyor, hemşire giriyor, bir ekip giriyorlar ameliyata. Bazı ameliyatlar var ki 10 saat sürüyor, işitiyoruz misal. Adam ameliyata girmiş, 10 saat kalmış, 12 saat kalmış. Düşünün yani ne kadar ciddi demek bir rahatsızlık var yani. Bizdeki manevi rahatsızlıklar, öyle bir sohbete gelmekle, bir zikire gelmekle tedavi olsak, grip bile 7 günden erken geçmiyor yani. Adamın yakasını bırakmıyor. Bak bir korona diyorlar işte, adama bir bulaştı mı, ama ya Allah muhafaza buyursun yani. Bir ay seni uğraştırıyor, gezdiriyorlar, hastaneydi, evde karantinaydı, bilmem neydi. Efendim, kolay tedavi olamıyorsun. Bir de bunu bulaştırma var. Soruyorlar, kimle görüştün, kimle oturdun, kimle kalktın? 7 sülaleni araştırıyor. Şimdi bir de düşün ki sen günahını kimlere bulaştırdın? Senin günahını kimlere bulaştırdın? Kimler seninle o günaha ortak oldu? Kimlerle birlikte işledin? Kimlerin ocağını yaktın yani? Evet. Bunlar ciddi mesuliyet yani. Ciddi mesuliyet. Bunun için behemhal temizlenmemiz lazım. Virüslerden, mikroplardan, imanımıza zarar veren, ihlasımıza zarar veren, bizi Rabbimizden uzaklaştıran, her türlü mikroptan temizlenmemiz lazım. Kendimizi karantinaya almamız lazım.